Şimdi 31 Mart'ta seçimler var. Evet. Belediye seçimleri olacak. Hı hı. Yeni bir belediye başkanı ve belediye meclisi seçilecek. Evet. Nasıl bir yerel yönetim istiyorsun? Nasıl bir şey? Önce seni tanıyalım. Ben Temel Aygün. Kocaeli Barış'ta oturuyorum. Evet. Emekliyim. Tamam. Şöyle nedir yönetim? Halk hitap edebilmeli, aşağı inmeli, yukarı bakmamalı. Hizmet olmalı. Evet. Ya şu an mesela mahallemi tutuyorum. Bir hizmet yok. Hı. Yollarımız olsun. Ulaşım da olsun. Nedir abi yönetim? Kendi içimizden çıksın. Halk anlayabilsin. Ben istiyoruz ya. Başka şey yok. Evet. Bize gelip maaş verecek hali de yok. Evet. Hizmet olsun. Vatandaşla ilgilenebilirsin, konuşabilirim, ulaşabilirim. Evet. Ulaşabilmek için ne gibi bir araç istiyorsun mesela? Nasıl bir şey, bir önerin var mı? Bir seçenek? Önerim başkan içimizden olsun. Ya başkan içimizden birisi olsun ki yani kapıyı çalıp da git konuşabilirim. Derdimizi anlatabilirim. Evet. İşte her gittiğinde işte başkan müsait değil, başkan yok. Gelmesin ya. Yani. Evet. Gelmesin. Başka bir şey yok. Genellikle mesela ilçenin trafik durumu nasıl? Ona o soru hiç girmiyoruz. Ha, mesela ben şimdi köyden haftada bir görüyorum, şahsen iki görüyorum. Arabacılar yol yürüyüp park yeri yok. Sonra para veriyoruz 20-25 lira bir saatte iki saatinde. Bu çok kötü. Aslında şu trafik çok sorun. Yani aslında buraya ilmesi gerekiyor. Nedir abicim? Bir yol mu? Artık yol mu yapılır? Veya toplu taşıma farklı bir şey mi düşünülür? Mesela çarşıda kepezeye farklı bir tramvay mı olur? Öyle bir şey yapılabilir mesela. Çok kötü. Biz istiyoruz ki vatandaş konuşsun, biz de bunu paylaşalım, evet, yayınlayalım. Evet, çok güzel söylüyor. Aslında bu işin bir kısa zaman değil de aslında şöyle geniş bir şeyleri anlatmak lazım derdim. Bizi anlatmak lazım yani. Hı hı. Anlatın işte. Evet. Gazete aracılığıyla anlatın. Tabii. Yani bu hizmet şey nedir abicim? Bak, şunu görüyorsun abicim. Şu arabada şuraya gelme şansın yok. Şimdi bir poşet aldık, evet, elimize taşıyoruz. Evet. Arabaya girip alırsa da güzel ama yok. Yani pazardan eşyalarınızı aracımıza rahat götürebiliriz. Götüremiyorsunuz şu anda. Evet. Nereye götürüyorsunuz? Daha park sahile. Sahile. Sahile, Bozarı'ya. Evet. Yok ki. Evet. Şimdi bir park yeri var belediyenin. Araba giremiyor kalabalıkta. Evet. Başka alternatif yok. Mesela şurada bir katlı otopark olsa mesela. Bir rahatsız bir birisi. Al şuraya katlı yap şey. Ben başka söylemek istediğin şey var mı? Allah razı olsun. Şu an arabada tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.